Sevgili balıklar, Venüs iletişim eviniz olan 3. evinizden geçiyor. Bu ev kısa mesafe seyahatleri, günlük olarak iletişim kurduğunuz kişileri temsil eder. Komşularınızla, kardeşlerinizle, kuzenlerinizle iletişim kurmanızı e-posta, telefon, metin mesajları aracılığıyla bilim ve teknoloji kullanarak iletişimde kalmayı ve güncel iletişim yöntemlerini öğrenmeyi aslında ifade eder. Bu sizin günlük notlar almanız veya kişisel anılarınızı yazmanız ya da kendinizi eğitmeniz anlamına da gelebilir. Venüs buradan geçerken sevgi ve kaynak tanrıçası olarak bağlantı kurduğunuz kişilerle daha sağlam ve güvenli ilişkiler kurma fırsatını sizlere sunacak. Bu iş ilişkileri veya önemli diğer kişilerde hayatınızda tabii ki olabilir. Venüs aynı zamanda kaynakları paylaştığınız kişileri de temsil eden 8. evinizi de yönetiyor. Bu iş ortaklıkları veya eski partnerlerden gelen gelirler anlamında da olabilir. Ayrıca tabu konuların ve cinselliğin evi olan 8. ev, birleşme, finansal güvenlik, iş güvenliği ve fiziksel bağlantılar arzusu gibi konuları da içerir. Bu konu başlıklarında bu süreç içerisinde gündemleriniz olacak demektir bu süreçlerde. Şimdi Mayıs'ın yalnız ilk haftası Venüs ile Kova'daki Plüton arasında gerçekleşecek kare açı. Burada gizli kalan 12. evinizde özellikle kendinizi sabote etme eğilimlerinizi temsil eder. 12. ev hastaneleri temsil eder. İzolasyon durumlarını gösterir ve rüyalarla psikolojik yetenekler gibi yönleri de temsil eden ev alanıdır. Ancak bu kare olduğu için kendinizle olan farkındalığınızla ilgili bağlantı kurma ve rüyalarınıza ulaşma konusunda çok büyük zorluklar, uykusuzluklar çekebilirsiniz bu süreç içerisinde. Bu Mayıs'ın ilk haftası gibi olacak. Bu ev aynı zamanda kişisel bilinçaltınızı ve gölge benliğinizi de gösterirken içsel şifalanmanızı anlamına da ve bunu da bulma anlamına da gelir. Bu dönemde bu imkanı da size tanır. Tarihler 18 Mayıs'ı gösterdiğinde Venüs bu sefer Uranüs'le bir kavuşum yaşayacak. Uranüs biliyorsunuz beklenmedik değişiklikler demektir. Özgürlük gezegenidir. Sizi stabilite arayışınızdan böyle bir çıkarıp sizi bu dönem biraz şaşırtacak. Bu iletişimimizin ve seyahatlerinizde, ilişkilerinizde hatta mali konularda sizi temelde birazcık sarsacak. Bu sarsıntının getirdiği hediyelerle sizi aslında ileriye doğru taşıyacak. Tarihler 23 Mayıs'ı gösterdiğinde Venüs bu sefer genişleme ve bolluk gezegeni Jüpiter'le bir kavuşum yaşayacak. Şimdi bu kavuşum iletişim evinizdeki korkularınızın üstesinden gelmenizde ve size de büyük fırsatlar, büyüme fırsatları da sunacak. Jüpiter uzaklardaki böyle insanlarla bağlantı kurma, belki seyahat etme, yüksek akademik ders alıp verme, atölye çalışmalarına katılma veya yayıncılık yapma fırsatlarını sizlere böyle ikram vaziyetinde sunacak. Venüs'ün burada olması bu enerjilerle ilerlerken hatta aşk bulmanızı ve bu bağlantıları değerlendirip uzun süreli hale getirme arzusunuzu da destekleyecek. Bu süreç konfor alanınızdan çıkmanızı ve hayatınızda yeni bir alana artık geçiş yapmanızı elbette ki sağlayacak ki bu da sizin dönüşümünüze inanılmaz bir destek sağlayacak. Şimdi sizler için sadece sizlere özel bazı tarihleri sizlerle paylaşacağım. Aşk için sevgili balıklar 6, 17, 21, 22 ve 23 Mayıs. Para için 5, 6 Mayıs ve süper fırsat tarihleri 17, 18, 19, 22 ve 23 Mayıs tarihleri. Lütfen bu tarihleri not edin. Özellikle Venüs'ün diğer gezegenlerle olan etkileşimleri bu sürecin nasıl şekilleneceğine dair bizlere ipucu sunacak aslında. Her bir gezegensel etkileşim hayatımızın böyle farklı alanlarında bizlere dönüşüm ve büyüme fırsatları yaratıyor. Şimdi bu astrolojik geçişler sırasında tabii ki sezgilerinize güvenmek ve içgüdülerinizi takip etmek özellikle çok önemli ve kıymetli olacak. Şimdi kendinizi ve değerlerinizi gözden geçirme, yeniliklere açık olma ve esneklik gösterme zamanı aslında. Bu süreci en iyi şekilde nasıl yöneteceğiniz konusunda eğer yardım veya rehberlik istiyorsanız şayet lütfen benimle iletişime geçmek için hiç çekinmeyin. Ben her zaman sizleri ilerlemenizi desteklemek ve bu dönüşüm sürecinde size rehberlik etmek için her zaman burada olacağım. Katılımlarınız ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.